Evet, Biden'ın yemin törenine bağlı kalacağız. Sık sık bağlanacağız o tarafa. O tarafta sıcak gelişmeler var. Onlar da saat şu an 10.30'u gösteriyor ve 12'de asıl yemin edilecekti. Çok oldukça kalabalık ve çok sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda o tarafta. Ama biz bir miktar tabii bütün bu gelişmelerin bir yandan da Avrupa'daki açıklanan enflasyon verileri var Almanya ve İngiltere tarafından. Onlar da cepte olmak üzere. Bir bakalım Amerika borsaları nasıl açıldı? Doların ve diğer enstrümanların değerine nasıl yansıyor? Hemen bir bakalım isterseniz, göz atalım. Evet. Biden gündemiyle birlikte tabii ki Dow Jones yine yukarı yönlü hareketini hızlandırmış durumda. 31 bin doların üzerinde seyrediyor güne. Az önce 0.62'lik, %0.60'lık bir artıyla başlamış durumda Amerika kanadında. Yukarı yönlü hareket bugün içerisinde devam edebilir elbette. Çünkü yemin töreniyle artık Biden resmen başkan olmasının yanında bir miktar da destekçisi ve diğer dünya liderlerinden bir destek, sıcak gelişme olarak destek geliyor. Ve ard arda açıklanan bu hava aslında iyimserliği de beraberinde getiriyor Amerika'nın en önemli endeksi kanadında. Dolayısıyla belki de gün içerisinde devamlılık gösterebilir. S&P'de de yeniden yukarı yönlü hareket hızlandı. Bugüne kadar gördüğü en yüksek zirve olan 3856 zirvesine gidiyor gibi gözüküyor. Yeniden fiyat 3832 dolar seviyesinde seyrediyor S&P 500'de. Nasdaq'a bakalım. Evet, Nasdaq'ta yeni yılın ilk günlerinde bir kez 13 bin doları vurabilmişti. Sonra yine geri çekilmişti. Hatta Dow Jones, S&P 500 ve tahviller dahi yukarı giderken Nasdaq ayrışıyordu negatif. Bugün itibariyle yine olumlu bir hava var. Nasdaq'ta 3241 dolar seviyesinde %1.63'lük bir artıyla işlem görüyor Amerika kanadında. Amerika tahvillerine bakıyoruz. 10 yıllık ve 30 yıllık kararlı yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Şu an tabii Amerika tarafında piyasa yeni açılmış durumda. 10 yıllık ve 30 yıllıkların yeni yılın ilk gününden beri kararlı olarak artıda olduğunu seyrediyorduk zaten. %0.92'lik bir artı 10 yıllıklarda var yine bugün itibariyle. 30 yıllıklarda da bu artı %0.71'lik bir oran. Ancak gün içerisinde belki de yükseliş devam edebilir. ABD 2 yıllığı nötr görüyoruz ancak 2 yıllıklarda da son 3 gündür kararlı bir iyileşme söz konusu. Yani Amerika'ya kısa vadede 2 yıllık güven ortamını değerlendirdiğimiz bir enstrüman olarak varsaydığımızda ABD 2 yıllık tahvilleri yeniden yukarı yönlü hareketini son 2-3 gündür düzeltmeyi yapmış durumda. Şu an Amerika kanadında bir nötr durum söz konusu, gün içinde takip ediyor olacağız. Bakalım doların diğer para birimleri karşısındaki değerini gösteren işte o önemli endeks, dolar endeksi ne durumda? Dolar endeksi yönünü aşağı çevirmiş. Küçük bir %0.02'lik bir aşağı yönlü negatif durum söz konusu ama bugün itibariyle Amerika kanadında. Fakat 90 doların üzerinde tutunduğunu unutmamak gerekiyor. Dolar endeksi diğer para birimleri karşısında 89 dolar kadar düşebildi bu seviyeye kadar ama daha altına geri çekilemediğini gördük. Bu anlamda 90 dolar üzerinde seyredişi belki de gün içerisinde volatil bir hareketin gerçekleşmesine sebep olabilir diyoruz. Yani diğer para birimleri karşısında hızlı bir miktar yükselip yeniden geri çekildiğini görebiliriz. Tabii ki Amerika borsasını paralel takipte kalmak suretiyle. Euro dolar tarafına bakalım. Almanya Avrupa tarafından enflasyon verileri geldi ve enflasyon verileri yıllık ve aylık bazda aslında bir miktar öncekilere yakın, bir miktar da yüksek gelmiş oldu. Ancak düşük gelmiş oldu. Ancak enflasyonun %2 seviyesine hedefine uzak, eksi uzakta kaldığı için aslında çok da olumlu bir hava söz konusu değil. Bu enflasyon verilerinin üretici ve tüketici fiyat endeksinin Avrupa kanadında düşük gelmesi tabii ki biliyorsunuz pandemi döneminde Almanya tarafında yapılan gözle görülür bir %19'luk, bazı sektörlerde %7'lik de bazı sektörlerde gözle görülür bir KDV indirimi söz konusu olmuştu pandemi nedeniyle. Aslında bu KDV indirimleriyle birlikte bu rakamların yani üretici ve tüketici fiyat enflasyonlarının düşük geldiğini de söyleyebiliyoruz. Bakalım euro dolar tarafında nasıl etkili oluyor? Dolar euro karşısında tutunmaya devam ediyor. 1.21 dolar seviyesinde seyrediyor euro dolar karşısında. Ancak dün 1.20'ye kadar geri çekildiğini de unutmayalım. Bunu da bir toparlanma olarak görebiliriz aslında genel anlamda. Amerika kanadında bugün itibariyle %0.09'luk bir eksiyle güne başlamış işlem görüyor euro dolar. Pound dolara bakalım.
Keza Pound İngiltere tarafından da enflasyon verileri geldi. Önceki verilere göre çok farklı değil beklentilere ve bir önceki yılın aynı dönemine göre hemen hemen aynı gelmiş. Durumda İngiltere'den de Pound'un dolar karşısındaki değerinde birebir etkili olduğunu söyleyebiliriz bir miktar. 1.36.58'in üzerinde alışların güç topladığını görüyoruz. Amerika kanadında da %0.18'lik bir artıyla işlem görüyor Pound dolar karşısında. Gün içerisinde doların tutunma durumuna göre aşağı yönlü bir hareket söz konusu olur mu izleyeceğiz. Böyle bir durumda aşağıda 1.34 desteği var biliyorsunuz daha önce söyledik. Evet, dolar yene bakıyoruz. Dolar yen karşısında yönünü aşağı çevirmiş durumda. Yen dolar karşısında tutunmaya devam ediyor bugün. Aslında bu kararlı tutunuş İsviçre frangında hakimdi ama bugün itibariyle İsviçre frangı yerini yene bırakmış durumda ve dolar 103.52 dolar seviyesinden yönünü yen karşısında aşağı çevirmiş durumda. Ancak şunu da unutmayalım, 103 dolara kadar 100 dolardan, 99 dolardan hızlı toparlanmış bir dolar söz konusuydu yen paritesinde. Bu bir miktar geri çekilme, %0.35'lik geri çekilme gün içerisinde. Amerika ve Amerika tarafındaki gelişmelere de bakarak devam edecek mi? Seri diyor, olacağız. Doların İsviçre frangı karşısındaki değeri ise yönünü yeniden yukarı çevirmiş durumda. Dolar İsviçre frangı karşısında %0.8890 dolar seviyesinde işlem görürken %0.02'lik küçük bir artıyla Amerika kanadında işlem görüyor diyebiliyorum. Evet, kripto paralara da bakalım. Kripto paralarda tabii ki Bitcoin dolara hemen yine yönümüzü çevirdik. Gerçekten volatil günlerden geçiyoruz. Kripto tarafında 42 bin dolar zirvesinden sonra 30 bin dolara gelen 32 bin, 39 bin ve yeniden aşağı döndükten sonra 34 bin dolar üzerinde tutunan bir Bitcoin dolar paritesi izliyoruz burada. %5.45'lik bir geri çekilme var tabii. 39 binden geri çekildi tekrar. Amerika kanadında -5.5'lik bir eksiyle işlem görüyor. Bitcoin Türk lirasını karşısında ne durumda bakalım. 256 bin lira üzerinde tutunmuş görünüyor. Buna bir tutunma da diyebiliriz. Biliyorsunuz son bir hafta içerisinde 312 bin liraya kadar çıktı Bitcoin Türk lirası karşısında. Ardından 244 bin liraya kadar düşmüştü. Şimdi yeniden 270 bin lira, 250 bin lira bandında bir hareket söz konusu Türk lirası karşısında da. Ama genel trendin yukarı olduğunda birazdan göstereceğim grafiklerle vaktimiz yeterse. Evet, Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum biliyorsunuz son zamanların kendi rekorunu kırmış oldu. 1400 doların üzerine kadar hızlı yükselen bir Ethereum kaydetmiştik. Ve bugün itibariyle yeniden şu geri çekilmelerin arttığını görüyoruz. %8.44'lük bir hızlı geri çekilme söz konusu Ethereum'da. Ancak bu hareketin 1000 dolar altını daha önce test edip göremediğini de belirtmiş olalım. Bu anlamda da halen daha yükseliş trendi içerisinde olduğunu bir miktar ifade edebiliyorum Ethereum içinde. Evet, bugün Türkiye tarafında neler oluyor ve bu bizim hisse senetlerimize nasıl yansıdı? Yarın ve önümüzdeki hafta hangi gelişmeler Türkiye borsasına nasıl etkili olabilir ve hangi yatırım araçları kazançlı olabilir? Tabii ki bütün bunları da kimle konuşacağız? Özgür Çandır'la konuşacağız. Özgür, hoş geldin yayınımıza. İyi çalışmalar. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hemen endeksle başlayalım istiyorum. Amerika kanadında çok yoğun bir günden geçiyoruz. Çok vaktimiz de kısıtlı ama sendeki o kıymetli bilgileri hemen almam lazım. Endeks için ne düşünüyorsun ve sonrasında ayrışan, pozitif ayrışabilecek hangi hisse senetleri bizimle olabilir? Geçtiğimiz iki hafta konuştuk. Endeks için özellikle 210.70 dolar bazlı aylık kapanış çok önemli demiştik. Bugün de ilk kez 210.70'in üzerinde bir kapanış oldu. 211.40
kapanışı yaptık. Açıkçası 210.70 dolar aylık kapanışı çok önemli. Tabii Ocak ayı henüz bitmedi. O yüzden de benim için en önemli seviye bu seviye diyebilirim. Direnç seviyesi olarak da 214 doları görüyoruz kısa vadeli direnç seviyesi. Bu da TL bazlı 1600'lere karşılık geliyor. 1595-1600 gibi. 1507 kısa vadeli, yine daha doğrusu ana destek seviyemiz, kısa vadeli destek seviyemiz ise 1550 olarak takip edilebilir. Bu aynı zamanda 5 günlük hareketli ortalama 1550 seviyesi. Endeks de bugün bu destekten gün içi düzeltme yaparak, bu destekten güç bularak tekrar pozitif bir kapanış yaptı. Yani şu an için güçlü görünüm devam ediyor. Ama dediğim gibi 210.70 dolar üzeri aylık kapanışı açıkçası endeks adına çok önemsiyorum. Peki işte bu endeksin geri çekilmeleri, soluklanmalarına rağmen pozitif ayrışan hisse senetleri var. Bunlardan son dönemde dikkatini çeken, teknik analiz gerçekten yukarı yönlü hareketi vaat eden herhangi bir hisse paylaşabilir misin bizimle tekniğiyle birlikte? Tabii ki. Geçtiğimiz haftalarda da biliyorsun yayınlarda ilk hafta X gıdaya dikkat çekmiştik, Migros hissesine. Bugün de çok pozitif bir kapanış yaptı. %10 primle kapattı. 43 liralardan elde etmiştik. 51.35 kapanışı yaptı. Geçtiğimiz haftada gene Karsan Otomotiv'i analiz etmiştik. O da son iki gündür performansıyla yatırımcısını güldürdü. Bu haftada dikkatimi çeken bankacılık sektöründe Türk Sanayi Kalkınma Bankası var, TSKB. Bu da teknik olarak 1.91 seviyesi üzerinde, 1.91-1.91 destek seviyesi üzerinde olumlu görünüyor. 2.01 üzeri kapanışlarda 2.07 ve 2.20'yi direnç olarak kabul edebiliriz. Son dönemlerde dikkatimi çeken, teknik olarak olgunlaştığını düşündüğüm senetlerden biri diyebilirim TSKB için. Bugün de negatif piyasada da gün içi düzeltme yaparken endeks pozitif ve dik duruşuyla, canlı duruşuyla açıkçası ayrıştı diyebilirim. İzlemeye devam edelim diyorsun yani. Peki bir de ben bir gün önce de aslında analizini yapmıştım. Sonra da seninle sosyal medyada denk gelip konuştuk. Sanıyorum Emrak Gayrimenkul de yukarı yönlü hareketini hızlandırdı değil mi? Benim grafik de gerçekleşti. Senin bundan sonraki ilk hedefin ne? İlk hedefi soralım. Burası gerçekleşti çünkü geçen günkü yayında. Evet, XGMEO'da yani GEO sektöründeki genel anlamdaki pozitif ayrışmaya da dikkat çekmiştik. Haber akışına müsait bir yapıda özellikle bu ay ve önümüzdeki ay. EKGÖ'de Emlak Konut Gayrimenkul'de 2.43 destek seviyesi üzerinde olumlu görünüyor. 2.53-54 kısa vadeli hedefi ve direnç seviyesi diyebiliriz. Açıkçası 2.54 üzeri kapanışları burada da önemsiyorum. Yatırımcısı da bir uzun süredir bekliyor büyük bir heyecanla yükselişi. O açıdan da 2.53-54 üzeri günlük kapanışlar bence Emlak Konut için de önemli. Şu an için 2.43 üzerinde günlük kapanışlarda teknik görünme olumlu görünüyor. Yani sana katılıyorum bu konuda. Peki, teşekkür ediyorum. Peki bir de bizim Paul Ho ve Penguin Gıda soran çok yatırımcı arkadaşımız var. Bir de onlara bir miktar bakarsan, tekniğine bizimle paylaşırsan Özgür. Tabii, Penguin Gıda tabii çok hızlı bir yükseliş yaptı. O yüzden yatırımcının dikkatini çeken bir senet. 7.5'lara kadar çıkmıştı. Şu anda da 5 lira civarında dengelenmeye çalışıyor. Bugün de 4.98 destek seviyesini test etti. 4.98 üzerinde kalır, yani bu seviyelerde dengelenirse 5.37 kısa vadeli direnç seviyesi olarak veya işte hedef seviyesi olarak takip edilebilir. Şu an için burada da 4.98 üzerinde teknik görünümde sorun yok. Sıkıntı görünmüyor. Tamam. Peki Özgür, çok teşekkür ediyorum çalışmaların için. Takipte kalacağız bu hisse senetleri ve teknik seviyeleri de. Çok teşekkürler diliyorum. İyi akşamlar.
Evet, hemen bir gümüş Türk lirası grafiği göstermek istiyorum size. Biliyorsunuz günlerdir gümüş ons konuşuyoruz ama gümüşün ons değerinin dolar karşısındaki durumunu konuşuyoruz ama Türk lirası karşısında bir süredir bakmadık. Bakalım Türk lirası karşısında ne durumda? Yukarı yönlü hareket teknik olarak orta vadede zaten hakimmiş. Ama son zamanda gümüşün 7 liranın üzerine çıkamadığını, 7-10 liranın üzerine çıkamadığını, 5-50 liranın altında da kalamadığını görüyoruz. İşte bu 7-10 ile 5-50 arasındaki hareket, bu yataylaşma gerçekten bizi yordu. Ama 5-50 aslında dolar cinsinden değerinde 24 dolarlara denk geliyor artık. 7-10 lira ise nerelere denk geldi? Hemen hemen 29 dolarlara. Yani aslında 27, 24, 29 dolar arasındaki o hareketi gümüşün Türk lirası karşısında da sığ ve yatay bir bantta oyalanmasına sebep oluyor. Bugünden itibaren şöyle bir baktığımızda 5.44 lirasının Türk lirasının altına inemeyen gümüşün yeniden bir yukarı yönünü çevirdiğini, başlattığını görüyorum. Yukarıda burada artık bir önceki zorlandığı seviye olan 6.61 Türk lirasının görülmesi 1,5-2 günü de alabilir diyor bu teknik grafik. Onun üzerinde ise şöyle bir müjde veriyor. 1-2 üçüncü çarpış hedefi, yani 7-10 lirayı iki kez görmüş, üçüncü kez çarpış müjdesidir, hedefidir teknik olarak. Bu da mümkün olabilir diyor genel grafik. Ama eğer hızlı bir satış söz konusu olur ve siz 3 gün süreyle gümüşü 5.44 Türk lirasının altına görürseniz işte o zaman kol kesme bölgesi diyebiliyor olacağız gibi okunuyor grafik. Bir de isterseniz hem Ethereum'a da Bitcoin'e bakmak istiyorum Türk lirası karşısındaki değerine. Bir ona da bakalım. Hep yine dolar karşısındaki grafiğini paylaşıp analiz etmiştik. Bitcoin'in Türk lirası karşısındaki durumu da aslında yine orta vadede yukarı yönlü hareket çok net gözüküyor. Biz bu grafiği tekniğe bağlayamıyorduk bir süre. Uzunca bir süre kripto paralarda acaba alırsam riskli midir? Bir anda düşüyor, bir anda yükseliyor veya işte daha garanticiysek cesaret edemiyorduk. Ama artık Bitcoin için şunu söyleyebiliriz. Bitcoin bir yükseliş trendi içinde ve kendi içerisindeki hareketleri de kısa vadede bir düzene ait, düzeni var. Son dönemde hele yukarıdan ve aşağıdan bir baskı oluşmuş, bir üçgen formasyonu var. Bu üçgen formasyonun yukarı yönünü kırılırsa 312 liranın üzerine hızlı gidebilir. Aşağı yönünü kırılırsa 225 bin liranın altına da sarkabilir diyor. Bunu nasıl anlayacağım? İlk hedefi yukarı yönlü harekette 312 bin lira olması lazım. Aşağıda 225 binin altına düştüğünde satış mı başladı gibi bir tedirginliğim de olabilir. 225 de kuvvetli bir destek olarak karşımıza çıkıyor Bitcoin için. Bugün de Stüdyo New York'un sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.